Sorumuz. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aile ve kadın meselelerine sadece psikolojik bir olay değil, bir eğitim konusu olarak bakan sosyal taşlama oyunları yazmıştır, yani eleştiri. Evcilik oyununda toplumun töreleri yüzünden çocukluk ve ilk gençlikte edindiği korkulardan kurtulamayan çift, evlilik hayatında mutluluğu tadamaz ve daima havasızlıktan boğulurlar. Evden eve taşınmalarla perişanlık içinde geçen günlerden sonra boşanmaya kalkarlarsa da hakim onları boşamaz. Ölürler, hala mahkemeden ve ayrı hücrelerde yatmakla cezalandırılmaktan kurtulamazlar. Oyun aile hayatının çocukluktaki eğitimden başlayarak çeşitli noksanlarını yani eksikliklerini çok etkili bir şekilde anlatmıştır. Burada Evcilik Oyunu adlı eserin geniş bir özeti verilmiş. Peki bu eserin yazarı bize soruluyor. Biz de Adalet Ağoğlu'nu işaretlemek durumundayız. Sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yeri getirilmesi gereken sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Nokta nokta kendine özgü anlatımıyla hem şiirde hem tiyatroda başarılı olan yazarlarımızdandır. Güneydoğu Anadolu'nun söylencelerinden yola çıkarak insanın aşk, nefret, kin gibi doğal tutkularını ve bu gerçeklere bağlı olarak gelişen töreyi kendine has akıcı bir dille anlatır. Yazar benzer konuların işlendiği Mahmut ile Yezida, Taziye, Geyikler ve lanetlerden oluşan Mezopotamya üçlemesiyle tiyatroya adım atmıştır. Onun oyunlarında genellikle yaşanmış bir geçmişin ya da düşlenen bir gerçeğin kendi özel geçmişiyle bağlantılı bir şekilde irdelendiği görülür. Törenin insan hayatını nasıl değiştirdiği, yöre insanını nasıl etkilediği ele alınmıştır. Burada tanıtılan kişi aslında daha çok şiirleriyle popüler olmuş bir kişidir. Hatta şiirlerinin çoğu da bestelenmiştir. Ama verilen eserlerden yola çıkarak onun tiyatroda da önemli derecede yapıtlar verdiğini görüyoruz. Bu kişi de Murat Han Mungan'dır. Sorumuza geldik. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Klasik diller eğitiminin ardından yurt dışında tiyatro eğitimi alan nokta nokta sadece bu sanata yoğunlaşan tiyatro edebiyatımızın önde gelen yazarlarındandır. Modern tiyatronun birçok ögelerini içeren hemen hepsi ödüllü oyunlarıyla edebiyatımızda önemli bir yer edinmiştir. Absürt tiyatro örneklerini de vermiştir. Avcı Karkap, Canlı Maymun Lokantası, Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları, Midas'ın Kör Düğümü, Bağdat Hatun, Akad'ın Yayı, Kurban, Deli Dumrul, Ben Anadolu, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını eserlerinden bazılarıdır. Burada sanatçının birçok eseri verilmiş. Zaten absürt tiyatro denince de aklımıza ilk gelmesi gereken isim Güngör Dilmen olacaktır. Bir sorumuz. Bu parçada hakkında bilgi verilen tiyatro yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Oyunlarının temelinde çatışan güçler arasındaki eşitliği gözeten yazar, efsane, mitoloji ve rivayetlerden yararlanarak kahramanlarının psikolojilerini zenginleştirir. Divan edebiyatının yanında halk edebiyatından da oldukça yararlanan sanatçı, Türk tarihine trajik açıdan bakmış, modern tiyatro teknikleri kadar geleneksel tiyatromuzun da özelliklerinden faydalanarak yakın ve uzak tarihimizin siyasal olaylarını, tarihi kişilikleri, kritik dönemeçleri, sembol ve kavramları tiyatro sanatının prizmasından geçirerek yorumlamıştır. Kösem Sultan, Cem Sultan, Deli İbrahim, 4. Murat, Genç Osman, 3. Selim, Sinan, Fatih, Bizans Düştü, Kezban, Sokrat Savunuyor sanatçının önemli tiyatro eserleri arasındadır. Zaten burada en önemli eserler verilmiş. Yani birini kaçırsanız diğeri sayesinde yakalayabileceğiniz pek çok eseri var. Peki bu sanatçıya dair birkaç yere daha dikkat çekmek istiyorum. Hem modern tiyatro hem geleneksel tiyatronun ögelerinden faydalandığı, tarihten, efsaneden, mitolojiden yararlandığı da göz önünde bulundurulduğunda bizden istenen sanatçının Turan Oflazoğlu olduğunu görüyoruz. Soruya geldik. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kışı romanını tiyatro haline getirerek sahneye uyarlamasına öncülük etmiştir. Aynı zamanda şair ve roman yazarı olan sanatçının oyun türündeki eserlerinden bazıları şunlardır: Boş Beşik, Geceyi Dinle, Mine, Derya Gülü, Susuz Yaz, Nalınlar, Ezik Otlar, Bakanı Bekliyoruz. Oyunlarında kadın konusu, bireyin yalnızlığı ve iç çatışmaları, uyumsuzluk, sosyal dengesizlikler, soyutlama ve siyasi yaklaşımlarla birlikte verilmiştir. Burada sanatçının en önemli eserleri verilmiş. Hatta bazılarının sinemaya uyarlandığını da biliyoruz. Susuz Yaz gibi. Bu eserlerle beraber bizden istenen sanatçının Necati Cumalı olduğunu görüyoruz.
Sorumuz: Bu parçada edebi kişiliği hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şair kimliğinden beslenen dramatik formdaki radyo oyunlarıyla, bir dramaturg olarak da son derece başarılı örnekler veren sanatçının oyunları şiirleri kadar önemlidir. Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar, Pencere, Emekli, Hayal Hanım, Kadın ve Kedi, Gaz, Süslü Karakol Durağı gibi isimler taşıyan bu oyunlar, insan ilişkileri, moral değerler, duyarlılık ve gündelik hayat arasındaki şiirsel ögelerle yüklü, Türkçenin en güzel örneklerini sergileyen nitelikte eserlerdir demiş. Bize verilen bu sanatçı daha önce sınavlarda çok kez karşımıza çıktı. Hatta onun bir lakabı da var, Evler Şairi diye. Ama soruda vurgulanan bir nokta var dikkat ederseniz. Oyunları da şiirleri kadar önemlidir demiş. Yani onu sadece şairlik yönüyle tanımamalıyız. O zaman eserlerinden de yola çıkarak bizden istenen sanatçının Behçet Necatigil olduğunu görüyoruz. Birinci soruya geldik. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Branda bezi, çığ, merdiven, Fatih, Dumanlı'da telaki var. Melekler ve insanlar, ipler elimizde değil, çivi çiviyi söker, kör kadı, analar babalar okulu, gecikenler gibi bir kısmı basılmamış olan eserlerinde farklı konuları ele almıştır. Bireyden topluma uzanan sosyokültürel sorunları ve insan ilişkilerini işlemiştir. Türk tiyatrosuna emek vermiş önemli isimlerden biridir. Yine belki tiyatroda diğer farklı isimler kadar popüler olmasa da verdiği eserleriyle önemli bir yer tutan kişiden bahsediliyor. O zaman Nazım Kurşunlu'nun tanıtıldığı bu parçayı da yine aklımıza tutacağız. Eğer ilk defa gördüğümüz bir sanatçı ve eserleri ise de bir yerlere not etmekte fayda var. 9. sorumuz: Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Paydos, Çiçu, Maske ve Ruh, Hilal Görününce ve İstanbul Efendisi verilmiş. Paydos bir oyundur, yani tiyatrodur. Cevat Fehmi Başkurt tarafından kaleme alınmıştır. Çiçu yine bir oyundur, yani tiyatro. Bu da Aziz Nesin tarafından kaleme alınmıştır. Maske ve Ruh, Maske bir Ruh yine oyun türünde bir eser ve Halide Edip Adıvar tarafından kaleme alınmıştır. Hilal Görününce ise bir romandır ve yazarı Sevinç Çokumdur. İstanbul Efendisi ise Musahipzade Celal tarafından kaleme alınmış bir oyundur. Farklı türde olanı soruyordu. O zaman romanı işaretliyoruz, yani Hilal Görününce. 10. sorumuz: Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir? Nokta nokta edebiyatımızda ve mistisizmde büyük yer tutan yazar ve eser arasındaki ilişkiyi, insanın çaresizliğini ve toplum düzeninden sorumluların ikiyüzlülüklerini teşhir ederek ele alır. Genç bir yazarın şöhreti yakalar yakalamaz toplumun her kesiminin ilgisini çekmesi ve bu ilginin ortaya çıkardığı sırlar ve yeni şöhretten yararlanmak isteyenler sayesinde yıkılışını anlatan bu oyun, psikolojik derinliğiyle belki de Necip Fazıl'ın en önemli eseridir demiş. Şimdi burada karakterleri vermemiş ama ele alınan konuyla ilgili bize bir bilgi vermiş. Necip Fazıl'ın buradaki eseri Bir Adam Yaratmak. Onun karakterlerini biz de ekleyelim. Yine siz de not edebilirsiniz. Hüsrev, hatta orada kendisi bir oyun yazıyordur. Ölüm Korkusu adlı bir oyun yazıyor bu Bir Adam Yaratmanın içinde. Onun dışında Ulviye, Selma, Şeref gibi isimleri bilmenizde de fayda var.